Melekler Sa'd bin Muaz radıyallahu anın cenazesinde Seleme bin Eslem radıyallahu an anlatıyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anın vefatı dolayısıyla kapanın önünde beklerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in geldiğini gördüm. Biz de ardından içeri girecektik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi evde üzeri örtülmüş olan Sa'd radıyallahu anh'ın cenazesinden başka kimse yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlar arasından atlıyormuş gibi ilerlediğini gördüm. Onu böyle görünce yerimde durdum. Zaten bana da yerinde dur diye işaret buyurdu. Bunun üzerine ben arkamda bulunanları da geri çevirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre oturduktan sonra dışarı çıktı.'' Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. içeride kimseyi göremediğim halde senin omuzlar arasından atlıyormuş gibi yürüdüğünü gördüm dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturacak bir yer bulamadım. Nihayet meleklerden biri bir kanadını çekti de oraya oturdum buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz radıyallahu anı kastederek ikide bir ey Eba Amr sana kutlu olsun ey Eba Amr, sana kutlu olsun diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Muaz radiyallahu anın vefatı dolayısıyla, Allah Celle Celaluhuna yemin ederim ki, Muaz oğlu Sa'd'ın cenazesine katılmak üzere, yeryüzüne daha önce ayak basmamış, yetmiş bin melek inmişti buyurmuş ve defnedildiği zamanda şöyle demişti, Subhanallah! Eğer birisi kabrin sıkıştırmasından kurtulsaydı, saatte o sıkıştırmadan kurtulurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh anlatıyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu an iri yapılı, etine kemiğine dolgun bir adamdı. Tabutu ardından yürüyen münafıklar, bugüne kadar biz bundan daha hafif bir adam görmedik dediler ve bu hafifliğinde Yahudi Kureyza oğulları aleyhinde verdiği kararın bir neticesi olarak husule geldiğini belirttiler. Onların bu lakırdıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktarılınca şöyle buyurdu. Ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Sa'd'ın tabutunu melekler taşıyordu. Muhammed Yusuf Kandehlebi, Hayatü's Sahabe, Cilt 4, Sayfa 251-252 21 Şubat Mevlana takvimi